Aslan ve yükselin aslan burçları, Haftaya günlük alışkanlıklarınız, günlük rutinlerinizle başlıyorsunuz. Aynı zamanda çalışma ortamınız, iş arkadaşlarınızla ilgili gündemler de bu hafta başında olabilir. E, i̇ş yerinizdeki sorumluluklarınız artabilir, iş yerinizdeki organizasyonlarla ilgili sorumlulukları Hı -hı. üstlenebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onların sağlığı, beslenmesi, alışkanlıkları ya da işte e, onlarla ilgili bazı gündem maddeleriniz olabilir hafta başında. Hafta ortası... İse ortaklıklar, ilişkiler birazcık hız kazanıyor. Belki bazı aslan burçları yeni ortaklıklar yapabilir. Hı hı. Ee, bunlar için hazırlanırken bazı yükselen aslanlar da etraflarında e, güvensiz hissettikleri ya da rahatsız olduğunu hissettikleri bazı durumlarla karşılaşabilir ve bunlarla ilgili hukuki bir süreç de başlatabilirler. Hı hı. Hafta sonu ise biraz daha duygusal anlamda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Belki işte geçmişte yaşanan bir konuyu e, aklınıza gelebilir ya da duygusal anlamda bunun size etkilediğini fark edebilirsiniz. E, birazcık sabır ve sükunete ihtiyaç duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Hı hı. E, çünkü... Bu sabır ve sükunet aslında sizi daha sağlam, daha olgun bir hale getireceğini de unutmamakta fayda var. Bu haftada başlayan Merkür Retrosu size seyahat planlarınızla ilgili tetikliyor. Ki tutulma yengeç burçlarını biliyorsunuz seyahatlerle etkilemişti. Evet. Ee, seni bu yaz bol bol bence tatile gönderiyoruz. Güneşli <laughs> havada gördük olacağız. Dediğim gibi seyahat planlarla eğitimlerle ilgili konuları gündeme getirebilir ama bu alanlarda küçük zorlanmalar ya da aksaklıklar Hı -hı. gecikmeler de yaşatabilir ee, Eğer yeni başlangıçlar ya da uzun vadeli planlar yapmak istiyorsanız bunlarla ilgili birazcık karar vermekte zorlandığınızı hissedebilirsiniz ama dediğim gibi Merkür retrosu aynı zamanda içsel keşif ve belki daha derin bir e, anlayış için bir fırsatta yaratabilir Hı -hı. sizlere güzel kötü bir şey çıkmadı. <laughs>